Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf ata yayınları sayfa 108'deki kesirlerle ilgili problemleri aynı zamanda 109 ile 112 arasındaki ikinci ünite değerlendirmeyi çözmüş olacağız. İlk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza baktığımızda Melike parasının 5 bölü 9'u ile kitap kalan parasının 4'te 3'ü ile defter aldı. Melike'nin 5 TL'si kaldığına göre kitabın fiyatı defterin fiyatından kaç TL fazladır diye bir problem sorulmuş arkadaşlar. Bakın bu problem biraz zor bir problem arkadaşlar. Neden? Kalan parasının 3 bölü 4'ü falan dediği için biraz burada dikkatle işlemler yapmamız gerekiyor. Şimdi 5 bölü 9'u ile kitap aldıysa arkadaşlar kalan parasını bulmak için öncelikle bir tamdan 5 bölü 9'u çıkararak kalan parasının miktarını tespit etmeniz gerekir. Bu tarz kalan parasını sorduğu sorularda bu şekilde bir tamdan çıkarma işlemi yapmanız gerekiyor. Buraya dikkat edelim. Birinin altında gizli bir var. Payda eşitliyorum. Burayı 9 ile genişleteceğim payda eşit olması için. 9 kere 1 9. 9 kere 1 9. Eksi 5 bölü 9 oldu. Şimdi burada çıkardığımızda paydalar eşit. 9'dan 5 çıktı 4. Paydamız ise 9 oldu. 4 bölü 9 kalan parası. Diyor ki bunun da 3 bölü 4'ü ile defter aldı. 4 bölü 9'un 3 bölü 4'ünü çarpma işlemi yaparak bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada uzun uzun çarparak sonra sadeleştirmeler yapabilirsiniz. Veya şöyle pratik sadeleştirme vardı çarpma işleminde. Çapraz şekilde. Bunu dörde böldüm bir. Bunu dörde böldüm bir bunu, böldüm bir. bunu üçe böldüm bir. Bunu üçe böldüm. Üç şeklinde çapraz şekilde sadeleştirebilirsiniz. Kalan sayıları çarpıyorum. Bir kere bir bir. Üç kere bir. Üç yapar arkadaşlar. Bir bölü üç ifadesi bulunmuş oldu. O zaman defter aldığı miktarı da bulmuş olduk. Evet bu kısım arkadaşlar deftere ödediği kısım. 1 bölü 3'lük kısmı. Şimdi soru bitmedi. Biraz uzun ve zor bir soruymuş bu arkadaşlar. Diyor ki defter aldı. Melike'nin 5 TL'si kaldı. Şimdi kalan parası 4 bölü 9 bulmuştuk. 1 bölü 3'e de defter aldı. En son durumda kalan parasını bulmak için 4 bölü 9'dan 1 bölü 3'ü çıkaracağız. Payda eşitlenmesi gerekiyor. Burayı 3 ile genişlettim. Birinci kesre bir şey yapmadım. 4 bölü 9 eksi. Burayı 3 ile genişlettiğimizde 3 bölü 9 yapar. Çıkardığımızda da geriye 1 bölü 9 kaldı arkadaşlar. Bize diyor ki 1 bölü 9'luk kısmı 5 TL'ymiş. Tamamını bulmamız lazım. Bir parçanın 9 parçadan bakın 9 parçalık bir şeklin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9 parçalık bir şeklin bir parçası 5 TL ise arkadaşlar tamamını bulabilir miyiz? Evet. Bütün parçalar 5 olduğuna göre ne yapacağız arkadaşlar? 5 ile 9'u çarpmanız gerekir. Bunların hepsi 5, 5'miş. 5, 5 ile 9'u çarpıyorum. 9 çarpı 5 45 TL. O zaman bu kişinin, Melike'nin 45 TL'si var. Bize neyi sormuş? 5 bölü 9'u kitap 1 bölü 3'üyle defter almıştı. Bunları bulmamız lazım kitap ve defterin fiyatı kaç fazla diye sormuş. Bakın soru gördüğünüz gibi devam ediyor hala. 45 TL'nin 5 bölü 9'unu bulacağız. Şöyle de yapabilirsiniz. Her bir parça 5 olduğu için 9 parçanın her bir parçası 5. 5 tanesi kitapmış. 5 ile 5'i çarparsam direkt kitap miktarını bulabilirim. 5 çarpı 5 25 TL. Bu kitabın fiyatı. Şimdi 1 bölü 3'ünü bulalım. 45 TL'nin 1 bölü 3'ünü bulalım arkadaşlar. 45'i 3'e bölüp birle çarpmamız lazım. 45'i 3'e böldüğümüzde, şurada yapalım onu da. 45 bölü 3 eşittir 15. Bunu da birle çarptığımızda yine 15 TL olacak. Bu da defter miktarı. Bakın burada en son olarak kitap ve defter miktarını buldum. Kaç TL fazladır demiş? 25 eksi 15 işlemi son işlemimiz olacak. 25 eksi 15, 10 TL fazladır şeklinde cevabımız ortaya çıkmış oldu. Çok zor bir soru arkadaşlar. Çünkü kalan paranın 3 bölü 4'ü falan dedi. O yüzden de bayağı uğraştırıp modellemeye falan girip en son defter ve kitabı bulmamız gerekiyordu. Birinci soru ekstra zor sorulmuş. Yani bu kadar zor karşımıza sorular gelir mi başka yerlerde? Bu kadar zoru gelmeyebilir arkadaşlar. İlk sorumuz olarak biraz aşırı zor verilmiş diyoruz. Buradaki mantıkla çözmeniz gerekecekti. En sonunda 10 TL fazlalığa ulaşmanız gerekecekti. Birinci sorunun cevabında dedik. Ve ikinci soruya geçiyoruz. Buradaki işlemleri temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. İkinci sorumuz Mehmet 80 sayfalık bir kitabın ilk gün 2 bölü 8'ini ikinci gün 1 bölü 5'ini okumuştur. Mehmet 3. gün kaç sayfa daha kitap okursa kitabın tamamını okumuş olur diyor. Bakın burada da yine farklı yöntemler var arkadaşlar. Bu daha kolay bir soru birinciye göre. İster 80'in 2 bölü 8'ini bulup birinci günü, sonrasında 1 bölü 5'ini bulup ikinci günü halledip, sonrasında üçüncü günü bulabilirsiniz. Veya bu ikisini toplayıp tamam e, tam 80'in o kesirinde bulabilirsiniz. İki yöntemle de çözülebilir diyoruz. Biz ayrı ayrı bulalım. Birinci günü buluyorum şimdi. 80'in 2 bölü 8'i arkadaşlar çarparak bulunur. Bir sayının 2 bölü 8'i sorulduysa çarpma işlemi yapabilirsiniz diyoruz. Çarpıyorum. Burada çapraz sadeleşme var. Onu kullanalım. 8'e böldüm 1. 8'e böldüm 10 yapar. Kalan sayıları çarpıyorum. 10 kere 2 20. 1 kere 1'den 1. 20 bölü 1'den 20 oldu. Birinci gün 20 sayfa okumuş. Bunu buldum. Şimdi ikinci güne geçtim. İkinci günde buraya yapacağım. 1 bölü 5'i demiş. 80'in 1 bölü 5'i 80 çarpı 1 bölü 5'te bulunabilir. Yine çapraz sadeleşme var. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm. 16 defa. 16 çarpı 1 16. 1 kere 1 1. 16 sayfa oldu arkadaşlar bu da. 16 sayfada ikinci gün okumuş. Geri kalanı da üçüncü gün okumuş. 20 artı 16 ne yapar? 20 artı 16. 36 sayfa okudu. Geri kalanı da üçüncü gün okuduysa toplam 80 sayfaydı. 80 eksi 36 da yaptığımızda 3. gün okuduğu sayfayı bulmuş olacağız. Sıfırdan 6 çıkmaz. Yandan aldı. 10'dan 6 çıktı 4. Burası 7 kaldı. 7'den 3 çıktığında 4. 44 sayfada 3. gün okuduğu kitap sayfa sayısı olmuş olur diyoruz. 2. sorumuzun cevabı da 44 sayfa olarak bulunmuş oldu dedik arkadaşlar. 3. sorumuza devam edelim. Yine bakın çok kolay değil, uğraştırıcı bir soruydu ikinci sorumuz diyoruz. 3. sorumuza geçtik. Murat 280 TL'sinin 2 bölü 7'si ile sinemaya gitti. 5 bölü 14'ü ile yemek yedi. Kalan parasıyla da aynı kalemden 5 tane aldı. Buna göre Murat'ın aldığı her bir kalemin fiyatı kaç TL'dir diye sorulmuş. Şimdi 280'in 2 bölü 7'sini bulacağız. 280 çarpı 2 bölü 7. Burada 2 bölü 7'yi bulurken 7'ye bölüp 2 ile çarpma yöntemini kullananlar varsa onlar da doğru şeyi yapıyor arkadaşlar. Biz kesirlerle çarpmayı kullanıyoruz diğer yöntemle de yapabilirsiniz diyoruz. Çapraz sadeleşiyor yine. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm. 40 eder arkadaşlar. Bu şekilde çapraz sadeleştirmeyi kullandığınızda işlem daha kolay yürüyor. 40 çarpı 2 80. 1 çarpı 1'den 1 yapar. 80 bölü 1 80 TL oldu. Bunu sinemaya verdi. Devam ediyorum. 5 bölü 14 ile yemek yemiş. 280'in şöyle böldüm. 5 bölü 14'ünü bulacağız. 14 ile bu sadeleşiyor. 14'e böldüm 1, 14'e böldüm 20 yapar. 20 çarpı 5, şurada 1 var. 20 çarpı 5, 100. 1 çarpı 1, 1. Yani bu da 100 TL'de yemek yeme parası harcamış. Kalan parasıyla da 5 tane kalem almış. %80'i topladım. 100 artı 80. 180 TL yapar. Kalan kaç parası var arkadaşlar? 280'den 180'i çıkaracağız. Geriye... 100 TL'si kaldı. Bu 100 TL'yi de arkadaşlar 5 tane kalem almış. O zaman 100'ü de 5'e bölerek bir tane kalemin fiyatını bulabilirim. Onun içerisinde 5 iki defa. 5 kere 2 10 kalan 0 0. 0 aşağı yazdım. Buraya da yazıldı. Bir tane kalemin fiyatı 20 TL olarak bulunmuş oldu. Bu da 3. sorumuzun cevabı olacak arkadaşlar. Bu arada kullanılan boşluklar yeterli işlem için yeterli olmuyor. O yüzden siz de bunları yet sığdıramıyorsanız eğer herhangi bir kağıda veya deftere ekstra yazabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzun cevabı da bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Dördüncü sorumuza devam edelim. Burayı temizledik. 2 bölü 5'i kilogramının fiyatı 56 TL olan zeytinden <laughs> 2 tam 4 bölü 5 kilogram alan bir müşteri aldığı zeytinler için kaç TL öder diye sormuş. Şimdi bu kadar miktarı 56 TL ise arkadaşlar 56'yı buna bölerek kilogram fiyatını bulabilirsiniz. Sonrasında da bununla çarpmamız gerekecek. Çünkü aldığımız miktar buna eşitse 56'yı bölmemiz gerekir. 2 bölü 5'e ve kilogram fiyatını bulmuş oluruz bu sayede. Bölüyorum. Bölme işleminde birinci kesir aynen yazılır. 56 bölü 1. İkinci kesir ters çevrilir. 5 bölü 2 ve çarpma işlemi yapılır. Sadeleşme var. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 28. 28 çarpı 5 140 yapar. Bölü 1 çarpı 1 1 yapar. 140 TL kilogram fiyatını bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar 2 tam 4 bölü 5 kilogram aldıysa 140'ı da bununla çarpmam lazım. 140 çarpı 2 tam 4 bölü 5. Şimdi çarpma yapmak için bunu bileşik kesle çeviriyorum. Şöyle altta yazalım bir daha. 140 çarpı 2 kere 5 10. 4 daha 14 bölü 5 yaptı. Çarpacağız. Sadeleşme var. 5'e böldüm 1. 5'e böldüğümüzde arkadaşlar 28 yapar. Evet sadeleşti doğru. 28 mi yapıyor? Evet 28 yapıyor. Şimdi kalan sayıları 28 ile 14'ü çarpacağız. Hemen şurada çarpalım. Zihinden çarpması sıkıntı. 4 kere 8 32 elde var 3. 4 kere 2 8 3 daha 11. 1 kere 8, 8. 1 kere 2, 2. Topladığımızda 2, 8, 1 daha 9. 2, 1 daha 3. 392 yaptı. 392 bölü 1 çarpı 1'den. 392 bölü 1. O da 392 TL olarak bulunmuş oldu. 2 tam 4 bölü 5 kilogramı için ödemesi gereken miktar 392 TL bulunmuş oldu. 4. sorumuzun cevabında diyoruz arkadaşlar. Ve 5. soruya doğru geçiyoruz. Bakın buradaki problemler. İşleme dayalı sorular arkadaşlar kolay değil. Yapamıyorsanız da dikkatle dinleyip mantığını anlamaya çalışalım diyoruz. Kolay problemler olmadığını da bilmenizi isterim. Beşinci sorumuza geçtik. Salim parasının 6'da 10, 11'de 6'sı 30 TL ise tamamı kaç TL'dir? Bakın bu tarz soruları çizerek yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 4 6 8 10 11. 11 tane parça aldım. 6 tane hepsini bölüm. 6 tanesi 4, 5, 6 tanesi 30'muş arkadaşlar. Tamamını soruyor. 36'ya bölerek öncelikle bir tanesini bulmanız lazım. 30'un içerisinde 6, 5 defa. 5 kere 6, 30 yapar. Kalan 0, 0. Bir parçayı 5 buldum. Tamamını sorduğu için 11 tane parça var. 11 ile 5'i çarpmanız lazım. 5 kere 1, 5. 5 kere 1, 5'ten 55 TL parasının tamamı olduğunu tespit etmiş olduk. Bu biraz daha yapılabilir makul bir soruydu. Beşinci sorumuz diyoruz. Modelleyerek rahatlıkla çözebilirsiniz. Altın sorumuza geçtik. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Bir su deposunun yarısı su ile doludur. Depoya 100 litre daha su eklendiğinde deponun 4 3'ü su ile doluyor. Buna göre depo boş haldeyken kaç litre su ile dolar diye sorulmuş yine modelleme ile yapılması gereken bir soru. Bakın 4 parçalık bir depomuz olsun. Diyor ki yarısı su, suyla dolu, sol, doluymuş. 4 parçanın yarısı ne demek arkadaşlar? 2 parça. Şurası suyla doluymuş. Diyor ki 100 litre su daha eklendiğinde deponun 4 parçadan 3'ü dolmuş. Yani biraz daha su koyduğumuzda 4 parçadan 3'ü dolmuş. E zaten ikisi doluydu bir parça daha dolmuş yani 4 parçadan 3'ü dediğine göre. Ve bu dolan kısmı kaç litre ile doldu arkadaşlar? 100 litre ile. O zaman bir parçaya karşılık 100 litre geliyor arkadaşlar. Buna göre diyor depo boş haldeyken kaç litre su ile dolar? Her birisi 100, parça, 100 litre olduğuna göre 4 parçalık bir depo 100 çarpı 4 ile bulunabilir. 4 kere 0 0 4 kere 0 0 4 çarpı 1 400 litre ile bu depo tamamen Olabilir boşken diyoruz. Altın sorumuzun cevabı da 400 e olması gerekiyor dedik. Yine altın sorumuzda mantık daha çok işlemden ziyade mantığın devreye girdiği bir soru tarzıydı diyoruz. Buradaki sayfa 108'deki problemleri, bakın önemli tarzı problemler arkadaşlar. Dikkatle anlamadığımız kısımları tekrar dinleyelim dedik ve buradaki altı problemi tamamlamış olduk. Şimdi alt sayfada 109'daki ünite değerlendirme ile devam ediyoruz. Evet 109 ile 112 arasındaki ikinci ünite değerlendirme ile devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza başladık. Aşağıdaki sayı doğrusu eş aralıklara ayrılmıştır. Sayı doğrusundaki sembollere karşılık gelen tam sayılardan tanesi pozitiftir. Kutucukta ifadede, kutucuktaki ifadede verilen noktalı yere uygun sayıyı yazınız demiş. Kaç tanesinin pozitif olduğunu soruyor bize arkadaşlar. Önce sayıları yazalım. 1, 2, 3, 4. Burası 5. Burası 6. Sola doğru gittikçe burası 0. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7 şeklinde sayı doğrumuzu tamamladık arkadaşlar. Pozitif dediğinde ne taraf arkadaşlar? Sıfırın sağ tarafı. Bu taraf arkadaşlar. Sıfırın sağ tarafında kaç tane sayı var? Verilmeyenlerden, sembollerden. 5 ve 6'yı vermemiş. O zaman 2 tane si pozitiftir diyoruz. Buraya boşluğa gelmesi gereken İki tane sayımız var. Bu ifade 5. Bu ifade 6. İki tanesi pozitiftir diyoruz. Burada dikkat edin. Sıfır arkadaşlar işaretsiz yani nötr diyorduk. O yüzden pozitif grubuna girmez. Sadece iki tanesi pozitif grubuna girer. Birinci sorumuzun cevabı iki tanesi olması gerekiyor. İkinci sorumuza baktık şimdi. Burayı temizledik. Aşağıdaki termometrelerden hangisinin belirttiği sıcaklık negatif bir tam sayı ile ifade edilir diyor. Negatif arkadaşlar sıfırın alt tarafına negatif diyoruz. O zaman sıfırdan küçük olanlara bakacağız. Bakın sıfırın altında bir değere sahip. O zaman bu negatiftir. A şıkkımız diyoruz. Bakın bu sıfırdan yukarıda. Bu tam sıfır derece. Bu sıfırın yukarısında. Gördüğünüz gibi sıfırın altında olan tek değer bu. O yüzden negatif olan A şıkkımız diyoruz. İkinci sorunun cevabı olarak. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Yandaki tabloda bazı illerin bir günlük ortalama hava sıcaklıkları gösterilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım. Eskişehir Kütahya'dan daha soğuktur. Eskişehir eksi 1, Kütahya eksi 6. Bakın Kütahya daha soğuk. O yüzden burada Eskişehir Kütahya'dan daha soğuk demiş. Yanlış cümle arkadaşlar. Ankara Kütahya'dan daha soğuktur. Ankara eksi 5, Kütahya eksi 6. Yine yanlış. Kütahya daha soğuk. Eksi 6 derece çünkü. Bu da Ankara daha soğuk demiş. Bu da gitti. C'ye geçtim. Kütahya ile İzmir hava sıcaklıkları eşittir. Kütahya eksi 6 İzmir artı 6. Eşit olmaz. Çünkü birisi negatif birisi pozitif. Bu da hatalı. D'ye baktım. Erzurum Eskişehir'den daha soğuktur. Erzurum eksi 10. Eskişehir eksi 1. Tabii ki Erzurum daha soğuk. Bu cümle doğru arkadaşlar. O yüzden 3. sorumuzun cevabı D şıkkı olması gerekiyor dedik. 4. sorumuzla devam ediyoruz. Burayı temizledim. Mutlak değeri 4'ten küçük olan tam sayıları sayı doğrusunda gösteriniz. Şimdi mutlak değeri 4'ten küçük olan sayıları bulalım arkadaşlar. Bir tane sayı doğrusu çiziyorum. Burada yeterli yer yok. Sizler herhangi bir kağıda alabilirsiniz veya buradaki boşluğu kullanabilirsiniz diyoruz. Mutlak değeri 4'ten küçük olan bir sayımız 0 var. Mutlak değeri 0 çünkü. 1 var arkadaşlar. Mutlak değeri 1'e eşit. Yani 4'ten küçük. 2 var. 4'ten küçük. 3 var. Mutlak değeri 4'ten küçük. 4'ü alırsam 4'e eşit olur. Küçük olmamış olur. O yüzden 4'ü alamıyorum. Diğer tarafa geçtiğimizde eksi 1'in mutlak değeri artı 1 4'ten küçük. Eksi 2'nin mutlak değeri artı 2 4'ten küçük. Eksi 3'ün mutlak değeri artı 3 4'ten küçük. Ama eksi 4'ün mutlak değeri artı 4 4'e eşit arkadaşlar 4'ten küçük değil. O yüzden 4'ten küçük mutlak değere sahip olan 7 tane sayım var. 0, 1, 2, 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3 sayı doğrusunu bu şekilde ifade etmiş olduk. 4. sorumuzun cevabı bu şekilde karşımıza gelmiş oldu diyoruz arkadaşlar. Bu ifadelerin mutlak değeri 4'ten küçüktür. 5. sorumuza geçiyoruz. Aşağıya doğru indim. Kutucuktaki tam sayılardan hangisinin sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı diğerlerinden daha fazladır. Şimdi sıfıra olan uzaklık demek neydi arkadaşlar? Mutlak değer demiş. Bu soruda biraz bu mutlak değeri gizlemiş. Sıfıra olan uzaklık demek mutlak değer demek. Eksi 5'in mutlak değeri mutlak değer sembolüyle gösterilir ve artıya dönüşür. Artı 5'tir. 4'ün mutlak değeri artı 4. Eksi 8'in mutlak değeri Artı 8. Mutlak değer bütün sayıları artıya çeviriyordu. Eksi 1'in mutlak değeri artı 1. Diyor ki mutlak değeri sıfır olan uzaklığı diğerlerinin daha fazladır. En büyük en fazla olan hangisi arkadaşlar? Tabii ki de 8 olması. Yani eksi 8 sayısının sıfır olan uzaklığı mutlak değeri en büyüktür diyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuzun cevabı da eksi 8 olarak bulunmuş oldu dedik ve sayfa 109'daki 5. soruyu da tamamladık. 110. sayfadaki 6. soruyla devam ediyoruz. Aşağıya doğru kaydırdık. Eksi 3'ün mutlak değeri, eksi 6'ın mutlak değeri, sıfırın mutlak değeri ve eksi 2 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi mutlak değerli olanları önce bir düzenleyelim. Eksi 3'ün mutlak değeri artı 3, eksi 6'ın mutlak değeri artı 6, Sıfırın mutlak değeri de sıfır olacak arkadaşlar. E, bir de eksi iki sayımız var. Bunları diyor küçükten büyüğe doğru. Baktığınızda en küçük arkadaşlar eksi iki negatifler en küçüktür. En küçük yere eksi iki gelecek. Burada var. Başka da yok arkadaşlar. Cevap direkt çıktı. A şıkkında zaten. İşaretleyelim. Sonrasında sıfırımız var. Sonrasında artı üçümüz var. Eksi üçün mutlak değeri artı üç. Eksi altının mutlak değeri artı altı da en büyük değere sahip. Bu sıralama A şıkkında doğru olarak verilmiş diyoruz. Altın sorumuzun cevabı A şıkkı olması gerekiyor dedik. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 3 bölü 5, 1 bölü 2, 6 bölü 11 var. Bakın burada payda eşitleme birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Neden sıkıntılı? Çünkü genişletme yaptığımızda büyük sayılarda buluşuyorlar yarıma yakınlık tama yakınlık biraz sıkıntı olabilir. O yüzden nadiren yaptığımız pay eşitlemeyi yapacağız bu soruda. Pay da eşitlenmedi durumlarda nadiren böyle payı da eşitlediğimiz olacak arkadaşlar. 3'ü 1'i ve 6'yı bir aynı yerde buluşturuyorum. Bakın bunu 2 ile genişletirsem 6 yapar. Bunu 6 ile genişletirsem 6 yapar. Bu zaten 6. O yüzden bunları genişletiyorum. 2 kere 3 6. 5 kere 2 10. 6 kere 1 6. 6 kere 2 12. 6 bölü 11 var. Bu üçünü sıralayacağız. Sıralarken arkadaşlar paylar eşitse paydası küçük olan daha büyük. Yani 6 bölü 10 büyük. En büyük. Yani 3 bölü 5 en büyük. Sonrasında 6 bölü 11. O zaten genişlememişti. En küçük de 6 bölü 12. Yani 1 bölü 2 olması gerekiyormuş dedik. Sıralamamızı bu şekilde önce payları eşitledim. Sonrasında paylar eşitse paydası küçük olan daha büyük. Ona dikkat ederek sıralamış oldum. 7. sorumuzun cevabını diyoruz. Nadiren bu şekilde payları da eşitlediğimiz olur dedik arkadaşlar. 8. soruyla devam ettik. Kutucuklardaki karşılaştırmada verilen noktalı yerleri eşit büyük ve küçük sembollerinin uygun olanı yazınız demiş. Yazalım. Payda işlemem lazım sıralama yapabilmek için. 2 ile genişlettim. Burası 5 kere 2 10. 6 kere 2 12. 10 bölü 12 oldu. Burası 11 bölü 12. Hangisi daha büyük? Paydalar işte payı büyük olan yani 11 daha büyük. O yüzden buraya büyüktür sembolü kullanılması gerekir arkadaşlar dedik. 2'ye geçtiğimizde yine payda eşit değil. Burayı 2 ile genişlettim. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. Burası 1 bölü 6. Payda eşitse paydası büyük olan 4 daha büyük 1 daha küçük. O zaman buraya küçüktür sembolü gelmesi gerekiyor dedik arkadaşlar. Sonucu da yine payda eşit değil. 5'i 3 ile genişletirsem 15 yapar. 3 kere 3 9. 5 kere 3 15. E bu da 9 bölü 15. Bakın payda eşit paylar da eşit. O zaman bu iki kesir birbirine eşittir diyeceğiz. Üçüncüye de eşittir sembolü gelmesi gerekti. Önce bakın burada ne yaptık? Paydaları eşitledik. Bazısı büyük, bazısı küçük, bazısı da eşit olarak karşımıza gelmiş oldu. 8. sorunun cevabı olarak dedik. Ve 9. soruya doğru geçiyorum. Burayı temizledim. 9. sorumuza baktım. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım arkadaşlar. Kolaylardan başlayalım. Pay ve paydalar eşit olanlardan. Sonra zorlara geçelim arkadaşlar. Bakın C'de paylar eşit. Paydası küçük olan daha büyük yani 7 bölü 8 büyük 16 32 doğru verilmiş. D'de de paydalar eşit. Paydalar eşitse payı büyük olan 32 büyük 16 büyük 8 büyük bu da doğru verilmiş. C ve D'de bir sıkıntı yok doğru. O zaman ya yanlış cevap B ya da A şeklinde olması gerekir. Burada hangisi daha kolay? İkisi de bunda tam sayılı kesir mantığından gideceğiz. Bunda da payda eşitleyeceğiz. B'yi bir deneyelim. 4, 8 ve 12. Baktığımızda arkadaşlar nerede buluşurlar? Hepsi 24'te buluşuyorlar. O yüzden 4'ü 3 ile bunu 4 pardon yanlış yaptık. Hepsini 24'te buluşturacaktım. 6 ile bunu 3 ile bunu da 2 ile genişlettim. 6 kere 3 18 bölü 24. Burası 21 bölü 24. Burası da 10 bölü 24 oldu. Payda eşitlediğimizde sıralama doğru oldu mu arkadaşlar? Olmadı bakın. 18-21'den daha büyük oldu. Olmaz. Burada bir hata söz konusu. 9'un sorumuzda B şıkkı. Payda eşitlediğimizde hatalı çıkmış oluyor. A'yı sıralamayı da söylersek. 5 tam 2 tamdan daha büyük. Burası zaten sağlıyor. 9 bölü 8'i tam sayılı kese çevirirseniz. Şurada çevirelim. 1 defa var. 9'un içerisinde 8 bir defa. Burası ne yaptı arkadaşlar? Bir tamı yazıyorum. Biri paya, 8'i paydaya aldım. Çapraz bir ilişki yapıyoruz burada. Unutmayın tam sayılı kese çevirirken. Bir tam, sekizi aşağıya, bunu yukarıya çıkardım. Bir tam, 1 bölü sekize eşit. Bakın bunun kısmı, tam kısmı bir. Diğerinin iki, bunun 5. Tam kısımlarına baktığınızda sıralama yapabilirsiniz. Beş 2'den büyük, iki de birden büyük. Yani A şıkkımızda da bir hata yok arkadaşlar. Bu da doğru cevabı veriyor. Ama de muhakkak, mutlaka hata var diyoruz. Zaten göstermiş olduk. Onun sorumuza devam ediyoruz. Onun sorumuza geçtik. Diyor ki arkadaşlar yukarıdaki birim kesirlerden hangisi diğerlerinden daha küçüktür? Kolay bir soru bakın. Çünkü birim kesir hepsi paylara eşit. Payda, paylar eşitse paydası küçük olan 1 bölü 2 en büyük. Böyle yeterli yerde yok. Şuraya yazayım. 1 bölü 2 en büyük. Sonra 1 bölü 7. Sonra 1 bölü 11. En küçük de 1 bölü 18. Bize hangisi en küçük demiş? 1 bölü 18. En küçük ifade buradaki arkadaşlar. Çünkü paylar eşit olduğunda, birim kesir olduğunda paydası küçük, büyük olan daha küçük diye ters bir orantı vardı. Onun soruda da bu şekilde 1 bölü 18'in en küçük olduğunu ispat etmiş, göstermiş olduk. 11'in soruya geçtik arkadaşlar. Tahtadaki sıralamada verilen üçgen yerine kaç farklı doğal sayı yazılabilir demiş. Şimdi bu tarz sorularda paydaların eşit olması lazım. 3'ü, 15 ve 5'i nerede buluşturabiliriz? Tabii ki de 15'te. O yüzden burayı 5 ile, burayı da 3 ile genişlettiğimizde 5 kere 1, 5. 5 kere 3, 15. Burası 5 bölü 15. Burası üçgen bölü 15. Ve burası da 4 kere 3, 12 bölü 15 oldu. Şu an paydalar eşit. O zaman üçgen yerine kaç farklı doğal sayı gelir arkadaşlar? 5 ile 12 arasındaki tüm sayılar gelebilir. Yani 6 gelebilir. 7 gelebilir. 8 gelebilir. 9 gelebilir. 10 gelebilir. 11 gelebilir. Bu şekilde sayılar gelebilir. Kaç farklı doğal sayı? 2, 4, 6 tane farklı doğal sayı gelebilir diyoruz. 11'in sorumuzda arkadaşlar. Burada da payda eşitleyip aralığı tam net tespit etmemiz gerekiyordu dedik. Ve 12. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizleyelim. Sizler durdurarak yetişmeyen kısımları tamamlayabilirsiniz. 12. soruda demiş ki 4 farklı kesir kesri defterinize yazınız. Kesirleri karşılaştırınız. Büyükten küçüğe doğru sıralayınız ve sayı doğrusunda gösteriniz demiş arkadaşlar. Bakın burada deftere yapmanız gereken bir ödev söylüyor arkadaşlar. Biz de buraya göstermiş olalım. Siz de bunları defterinizde alabilirsiniz. 12 soruda çözeceğimiz soruyu. 4 farklı kesri yazalım. 1 bölü 2 olsun bir tanesi. 12 şuraya çözüyorum arkadaşlar çünkü altında çözecek yer yok. Bir tane 2 bölü 3 olsun. Bir tane 3 bölü 4 olsun. Bir de 7 bölü 12 olsun. 4 tane kesir aldım. Bir gül koyalım hatta bunlara. Bunları karşılaştırınız diyor. Büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Ve sayı doğrusuna gösteriniz. Önce bunları arkadaşlar sıralayalım. Sonrasında da sayı doğrusuna göstermiş olalım. Sıralama yapabilmem için paydaları eşitlemem lazım. 2, 3, 4 ve 12 hepsi 12'de buluşuyorlar. O yüzden buraya 6 ile burayı 4 ile burayı 3 ile genişlettim. Bunu genişletmeme gerek yok. Geniş, genişlemiş hallerini yazıyorum. Burası 6 bölü 12 oldu. Burası 4 kere 2. 8 bölü 12 oldu. Hemen pardon arkadaşlar. Burası 3 kere 3. 9 bölü 12 oldu. Burası da 7 bölü 12 oldu. Büyükten küçüğe dediği için en büyük paydalar eşitken payı en büyük olan en büyüktür. 9 bölü 12 yani 3 bölü 4 en büyük. Sonra 8 bölü 12 yani 2 bölü 3. İkinci sırada. Sonra 7 bölü 12. zaten genişlememişti en küçük de 6 bölü 12 yani 1 bölü 2 şeklinde sıralamış oldum arkadaşlar. 4 tane kesir aldım. Genişlettim ve bunları sıralamış oldum. Sayı doğrusunda göster dediğinde arkadaşlar ayrı ayrı sayı doğrularını da gösterelim. Bunların hepsi basit kesir olduğu için 0 ile 1 arası alınacak. 1 bölü 2'yi gösteriyorum. 2 parçaya böldüm bu aralığı 0 ile 1 arasını. Ve birinci adımı aldım. Pardon alamadım bir adım ilerledim. Bu nokta 1 bölü 2'ye karşılık gelir arkadaşlar. Başka bir soy, sayı doğrusunda şimdi şey göstereyim. 2 bölü 3'ü 0 ile 1 arasında yine basit kesir olduğu için 3 parça böleceğiz. 1, 2, 3 parça böldüm. Hemen burada 2 adım ilerliyorum. 3 parça bölü 2 adım. 1, 2 bu nokta 2 bölü 3'e karşılık gelir. 3 bölü 4'ü gösterelim. Yeterli yer kalmadı ama şuraya sığdırmaya çalışalım arkadaşlar. 0 ile 1 arası 4 parça bölünecek. 4 parça böldüm. 3 adım ilerliyorum. 1 2 3 adım. Burası 3/4 bölü 4 noktası oldu. Bu şekilde sayı doğrusuna gösterdim. Son olarak 7/12'yi bölü göstereyim. Şurada gösterelim onu da. 0 ile 1 arasında yine basit kesir olduğu için 12 parça böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Parçaya böldüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. 7 adım ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu nokta 7 bölü 12'ye karşılık gelir diyoruz. 12. sorumuzda 4 tane kesir aldık. Bunları sıraladık ve sayı doğrusunda gösterdik. Siz de bunları defterinize alabilirsiniz diyoruz arkadaşlar biz temizleyerek 13. sorumuzla devam ediyoruz. Sizler de durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. 13. soruda demiş ki kutucuklardaki işlemlere göre üçgen bölü kare kesrinin bulunuz. Üçgeni bulalım önce sonra da kareyi. Payda eşitlenmesi gerekiyor. 3 ve 5 15 ile buluşur. Buraya 5 ile buraya 3 ile genişlettim. 5 kere 1 5 5 kere 3 15 5 bölü 15 eksi 3 kere 1 3 3 kere 5 15. Çıkardığımızda 5'ten 3 çıktı. 2 paydamız da 15. O zaman bakın üçgen yerine ne geldi arkadaşlar? 2 gelmesi gerektiğini bulmuş oldum. Diğerine geçtim. Üçgeni bulduk şu anda. 21 ve 15. Nerede buluştuğunu bakın size burada ipucu vermiş. 21 ve 15 büyük sayılar. Burada kaçta buluşturacağınızı görmeyebilirsiniz. Burada kaçta buluştuğunu ipucu veriyor. 105. 21'i 5 ile genişletmeniz lazım. 15'i de 7 ile arkadaşlar. 5 kere 2 10 bölü 105 eksi 7 kere 1 7 bölü 105. Çıkardığımızda 10'dan 7 çıktı 3 paydamız da 105. Bakın kare yerine ne gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. E şimdi diyor ki bize üçgenle kareyi bölü şeklinde yaz. Üçgenimiz 2 karemiz 3 cevabımız 2 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. 13. sorunun cevabı olarak diyoruz. Ve 14. sorumuza doğru geçiyoruz arkadaşlar. Yine buradaki işlemleri temizledim. Sizler durdurarak eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. 14. soruya geçtiğimizde işlemler ile işlemlerin sonuçları eşleştirildiğinde hangi kesir açıkta kalır diye sorulmuş. Hemen yapalım arkadaşlar. Şimdi tam sayılı kesirlerde çıkarma yaparken özellikle bileşik kese çevirmeyi unutmayalım. Birinci işlemimle başlıyorum. 2 kere 8, 16, 5 daha 21 bölü 8. Bunu önce bileşik kese çevirelim bakın önemli. Sonrasında 1 kere 4, 4, 3 eklediğimizde 7 bölü 4. Payda eşit değil 2 ile genişlettim. Bu işlemin sonucu 21 bölü 8 eksi 7 kere 2 14 bölü 8 yaptı. Paydalar eşitlendi. 21'den 14 çıkardığımızda 7 paydamızda 8. Yani cevabımız 7 bölü 8 olmuş oldu. Yani bu ifade 7 bölü 8 ile eşleşmiş oluyor. Şöyle alttan götürelim. Bir dahaki işlemi çizmeyelim. 7 bölü 8 ile eşleşmiş oldu dedik. Şimdi ikinciye geçelim. Şu Şurayı bir sileyim arkadaşlar. Şu ok kafamızı karıştırmasın eşleşmede. Birincinin çözümü bu. İkinci işlemimize geçtim. 11 bölü 4'ten bunu çıkaracağız. Yine bileşik keste çevirme var arkadaşlar. İkinci işlemde arkadaşlar. Birinci kesir zaten bileşik olarak verilmiş. Bu ifadeyi çevirelim. 1 kere 2, 2, 1 eklediğimizde 3 bölü 2'ye eşit payda eşitlenmesi gerekir. 2 ile genişlettim. Birinci ifade 11 bölü 4. Eksi. İkinci ifademiz ise arkadaşlar. 3 kere 2, 6. 2 kere 2, 4. Payda eşitledim. 11'den 6 çıktı. 5 paydamızda eşittir. 4 olmuş oldu. 5 bölü 4 sonucuna ulaştım. O da nereyle eşleşiyor bakın arkadaşlar. Hemen şurayla eşleştirmiş oldum. Üçüncüye geçiyorum. 1 bölü 2 artı 7 bölü 8. Hemen yine kırmızıyla çözelim. Alt tarafa çözelim bunu da. 1 bölü 2 ile 7 bölü 8'i toplarken payda eşit değil. 4 ile genişletmemiz lazım. 4 kere 1 4. 4 kere 2 8. Artı 7 bölü 8. Payda eşit. 4 ile 7'yi topladım. 11. Paydamızı 8. 11 bölü 8 cevabına ulaştım. O da nereyle eşleşti arkadaşlar? Hemen gösterelim. Bu ifadeyle eşleşmiş oldu. Son olarak bu ifadem kaldı. Ona geçiyorum. Son işlemimiz. Önce bileşik kese çevirdim. 1 kere 4 4. 3 ekledim. 7 bölü 4. Burası 1 kere 8. 8 1 ekledim. 9 bölü 8. Payda eşit değil. O yüzden 2 ile genişleteceğiz yine. 2 kere 7 14 bölü 8 artı 9 bölü 8 yapar. Şimdi arkadaşlar topluyorum. 14 9 daha 23 bölü 8 yaptı. Şimdi şıklarda yok çünkü bileşik kesir olarak buldum. Burada tam sayılı kesir olarak var. Hangisi cevabımız? Son bir işlem yapacağız arkadaşlar. Burada yeterli yer kalmadı. Bu ifadeyi şurada tam sayılı kese çevirelim. 23'ün içerisinde 8. 3 defa fazla oluyor. 2 defa. 2 defa. 8 kere 2. 16. Çıkardığımızda 3'ten 7 çıkma, 3'ten 6 çıkmaz. Yandan aldı. 13'ten 6 çıktı. 7. Burası 1 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. 2 tam. 7 bölü 8 olarak karşımıza gelmiş oldu bu ifade diyoruz. Bakın o da ne ile eşleşmiş oldu? 2 tam 7 bölü 8 ile eşleştirmiş olduk. Evet burayı da eşleştirdim. Açıkta kalan ifadeyi sormuştu. 1 tam 5 bölü 8 ile eşleşen bir ifade olmamış oldu arkadaşlar. 4 tane işlemimizi yaptık. Eşleştirmeleri de yaparak sonuca ulaşmış oldum. 14. sorunun cevabı olarak diyoruz ve sayfa 111'e doğru Geçiyoruz arkadaşlar. Burayı temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Demiş ki 15. soruda yandık kutucuklarda verilen kesirlere göre A'yı, B'yi, C'yi ve Ç'yi çözmemiz isteniyor. Başlayalım. Hemen kalemimizi tekrar kırmızı çevirdim. A ile başlıyorum arkadaşlar. Birim kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Birim kesir payı 1 olan kesirlerdir. Mesela B'de var, D'de var, F'de var, H'de var. Birim kesirlerde arkadaşlar nasıl sıralayacağız? Paylar eşit olduğu için paydası küçük olan daha büyük. Yani 1 bölü 5 en büyük. Sonrasında 1 bölü 7. Sonrasında 1 bölü 8. Ve en küçük de 1 bölü 12 olarak karşımıza gelir. Bu şekilde birim kesirleri sıralayabiliriz. A şıkkımızın doğru cevabı büyükten küçük sıralanışı bu şekilde karşımıza gelir diyoruz. Ve A'yı bu şekilde çözdüm. B'ye geçiyorum. A ile C kutucuklarında verilen kesirleri karşılaştırınız. A'da 4 bölü 7 var. C'de arkadaşlar 3 bölü 20 var. Şimdi bu iki ifadeyi karşılaştıracağız. Nasıl karşılaştırabiliriz? Yarıma yakın tama yakınlıktan aslında burada karşılaştırma yapması kolay. Ya da payda eşitleyerek büyük sayılarda payda eşitleyerek de olabilir ya da pay eşitleyerek de olabilir. Hangisi kolayınıza geliyorsa arkadaşlar. Hadi burada payda eşitleyelim. Büyütelim biraz sayıyı. Bunu 20 ile bunu 7 ile genişlettim. 20 çarpı 4. Birinci kesrimiz 80 bölü 140 yaptı. İkinci kesrimiz 7 kere 3. 21. 20 çarpı 7. 140 yaptı. Bakın paydaları eşitledim. 80 büyük 21 mi? Tabii ki de 80 büyük. O zaman birinci ifademiz daha büyük olması gerekiyormuş. Burada payları eşitleseniz de aynı sonuca ulaşırsınız. Yarıma yakınlığa yarıma yakın yarımdan büyük şeklinde tahminen de yapsanız 4 bölü 7 şıkkının ifadesinin her zaman daha büyük olduğunu anlayabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Biz payda eşitleyerek yapmış olduk. Şimdi C ve C'ye geçeceğim. Yeterli yer olmadığı için bunları silerek ilerliyorum arkadaşlar. A'yı ve B'yi sildim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. C ve C'ye geçiyorum. E, F, G ve I kutucuklarında verilen kesileri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. E'yi, F'yi, G'yi ve I'yi yazalım önce. C'yi çözüyorum şu anda. 2 bölü 9, 1 bölü 7, 3 bölü 4 ve 6 bölü 11. Şimdi payda eşitlemesi zor arkadaşlar. Yarıma yakınlık, tama yakınlık yapması da kolay değil. Payları eşitleyelim burada. Çünkü paylar çok uygun. Hepsi 6'da buluşuyor. Bunu 6 yapmak için 3 ile genişlettim. Bunu 6 ile bunu 2 ile 6 yaptı. Bunu genişletmeme gerek yok. Genişlemiş hallerini altına yazıyorum. 3 kere 2 6 bölü 27. Bu ifade 6 bölü 42. Bu ifade 6 bölü 8. Bu ifade 6 bölü 11. Payları eşitledim bakın gördüğünüz gibi. Şimdi sıralıyorum. Hangisi en büyük arkadaşlar? Paylar eşitse paydası küçük olan en büyüktü. Burada demiş mi küçükten büyüğe diye? Evet. Küçükten büyüğe demiş. O zaman en küçük payı paydası en büyük olan ifade. Yani 6 bölü 42 en küçük ifademiz arkadaşlar. Sonra 6 bölü 27 o da küçüktür. 6 bölü 11 o da küçüktür. 6 bölü 8 yani en büyük ifade 6 bölü 8 en küçük ifade 6 bölü 42 olacak şekilde C'yi de C'yi de sıralandırmış olduk diyoruz. Son olarak C şıkkına geçelim. Onu da buraya çözmüş olalım. G ile H kutucuklarında verilen kesirleri karşılaştırınız. G'de 3 bölü 4 var. H'de ise 1 bölü 8. Bakın bu kolay. Payda eşitleyelim. 2 ile genişlettim burayı. 3 kere 2 6 bölü 8. Diğeri ise 1 bölü 8. Payda eşit hangisi büyük arkadaşlar? 6 bölü 8 daha büyük. O zaman 3 bölü 4 daha büyüktür diyorum. Ç'de de büyüktür araya gelmesi gerekti dedik. C'yi ve Ç'yi de bu şekilde tamamlandırmış olduk arkadaşlar. 15'in sorumuzu bitirmiş olduk ve 16'ın soruya doğru geçiyoruz. Buradaki işlemleri temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. 16. sorumuz demiş ki üçgen artı 5 bölü 12 eşittir 2 bölü 3 olduğuna göre üçgen yerine hangi kesir yazılmalıdır? Şimdi bu tarz sorularda Toplamdan biri verilmemiş toplanan sayılardan birisi. Sonuç verilmiş. Sonuçtan toplananlardan birisini çıkararak ters işlem yapararak yaparak diğer toplananı bulabilirsiniz. Yani 2 bölü 3'ten çıkarma yapmanız lazım. 5 bölü 12'yi ters işlem yaptığınızda üçgene ulaşmış oluruz arkadaşlar. Payda işlemem lazım. Burayı 4 ile genişlettim. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. Eksi 5 bölü 12. Paydalar eşit. 8'den 5 çıktı. 3. Paydamız da 12. Üçgen yerine gelmesi gereken sayımız 3 bölü 12 olabilir diyoruz. Bu şekilde 16. sorumuzu da çözmüş olduk. Burada da ters işlem mantığı vardı arkadaşlar. Dikkatli onu yaptığınızda sonuca ulaşabilirdiniz diyoruz. Ve 17. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledik. 17. sorumuza bakalım. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. A şıkkı ile başlıyorum. Bileşik kese çevirdiğimizde 2 kere 4 8 3 daha 11 bölü 4 bu ifade. Burası 3 kere 4 12 2 daha 14 bölü 4. Topladığınızda paydalar eşit. 11 artı 14 25 yapar. Paydamızda 4 olur. Bakın 25 bölü 4. A şıkkımız doğru olarak verilmiş diyoruz. B'ye geçtim. 5 kere 9 45 2 daha 47 bölü 9 47 bölü 9 eksi 1 bölü 3 Aslında burada hiç tam kısma çevirmeden de yapılabilir miydi? Yine sıkıntı olacaktı. Buradan yapmak daha mantıklı. Bunu 3 ile genişlettim arkadaşlar. 47 bölü 9 eksi 3 kere 1 3 bölü 3 kere 3 9 ayda işlendi. 47'den 3 çıktığında 44 bölü 9 oldu. Tabi tam sayılı halde verdiği için 44 bölü 9'da düzenlemeniz lazım. Bu biraz uğraştırıcı bir kısımmış. 44'ün içerisinde 9. 4 defa desek 36 eder. Evet doğru olur. 4'ten 6 çıkmaz. 14'ten 6 çıktı. 8. Burası 3 kaldı. 3'ten 3 çıktı. 0. Bu ifade 4 tam. 8 bölü 9 şeklinde yazılır. Burada doğru verilmiş. Bakın bu B şıkkı biraz uğraştırıcıydı arkadaşlar. Hem bileşik kese çevir hem payda eşitle hem tekrar tam sayılı kese çevir. B şıkkı uğraşarak yapılması gereken bir şıktı. İkinci de arkadaşlar şu basit yöntemi kullanalım tam sayılı kesirlerde. 1 ile 1'i topladım. 2 tam. Burada bir sıkıntı yok. 1 bölü 3 ile 1 bölü 4 toplayacağız. Payda eşitlemek için bunu 4 ile bunu 3 ile genişlettim. 4 kere 1 4. 4 kere 3 12. 3 kere 1 3 3 kere 4 12. Topladığınızda da 7 bölü 12 yapar. 2 tamı yazmıştık. Yanına da 7 bölü 12 gelecek. Bakın burada C şıkkımızı doğruluğunu sağlamış oldu. O zaman geriye yanlış olan tek şık D şıkkı olarak kalmış oldu arkadaşlar. Hızlıca onu da neden yanlış gösterelim. Cevabımız şu anda D. 7 kere 5 35 3 daha. 38 bölü 7 eksi 4 çarpı 14 56 bir daha 57 bölü 14. Payda işlemem lazım. Burayı 2 ile genişlettim. 38 çarpı 2 76 bölü 14 eksi 57 bölü 14 çıkardığımızda paydalar eşit. 76'dan 57 çıktığında 19 bölü 14 oluyor arkadaşlar. Ama burada 5 bölü 14 yazmış. Yanlış verilmiş diyoruz. Gördüğünüz gibi D şıkkımız yanlış oldu. Diğerleri Doğru 17 soru yalnız tam bileşik kesirlere falan çevirmeli olduğu için payda eşitlemeli olduğu için birazcık uğraştırıcı bir soruymuş dedik arkadaşlar. Buradaki işlemleri sildim. Sizler durdurarak eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. 1 bölü 4 çarpı 2 bölü 3 işlemi aşağıdakilerden hangisinde modellenmiştir? Modelleme ile alakalı bir soru. 1 bölü 4 arkadaşlar sütunu dört parçaya böl demek. Bakın bu sütun dediğimiz şu şu şekilde bak şurada. Birinci sütun burası. ikinci sütun burası. Üçüncü sütun burası. Üçü parça bölmüş. Dört parça bölmesi lazım. Gitti. Burada üç parça bölünmüş sütun olarak. Gitti. Burası bir, iki, üç, dört parçaya bölünmüş. Bu tamam. Bu iki parça bölünmüş. Bu da gitti. Bakın arkadaşlar birinci C şıkkı sağlıyor. Bir, iki, üç, dört parçaya bölündü. Sadece birinci sütun boyalı pembeye. O yüzden 1 bölü 4'ü sağlar. Sonrasında 3 bölü 2, 2 bölü 3 yatayda 3 parça bölünecek. Bakın 1, 2, 3 parça bölünmüş. 2 tanesi boyalı. Evet 2 tanesi maviye boyalı. Yani hem birinci kesi sağlıyor hem ikinci kesi sağlıyor. C şıkkımız doğru olacak. Birisi sütunda parçaya bölme. Birisi de yatayda parçaya bölme sayısını belirtiyor dedik. 18. sorumuzun cevabı C şıkkı olması gerekiyormuş diyoruz. 19. soruya geçtim. Burayı temizledim. 3 bölü 4 bölü 1 tam 5 bölü 12 işlemin sonucunu bulunuz. Bulalım arkadaşlar. Bölme işlemi birinci kesir aynen yazılıyor. 3 bölü 4. İkinciyi ters çevirip çarpacağız ama bu tam sayılı olduğu için bunu bileşik kesir çevirelim. 1 kere 12 12. 5 eklediğimizde 17 bölü 12 bu sayının bileşik kesir hali. Bunu ters çevirdiğimizde 12 bölü 17 yapar. Şimdi çarpacağız. Sadeleşmeyi yapabilirsiniz işlemin sonucunu kolaylaştırmak için 4 ile 12 sadeleşiyor. Bunu 4'e böldüm 1. Bunu 4'e böldüm 3 kaldı. Kalan sayıları çarpıyorum 3 kere 3 9. 17 çarpı 1 17. 9 bölü 17 cevabına ulaşmış oldum. Öncelikle bir kesri bileşik kesir çevirdim ters çevirdim. Sonra da sadeleştirmeyi yaptım diyoruz. Eğer sadeleştirmeseniz 36 bölü işte kaç çıkıyor? 40, 68 çıkıyor. O cevap da doğrudur ama sadeleşmiş haliyle genelde karşımıza gelir diyoruz. 19. sorumuzun cevabı için. 20. soruyla devam edelim. Burayı temizledik. 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 bölü 3 bölü 4 işlemin sonucunu bulunuz. Evet arkadaşlar. Önce bakın burada işlem önceliği var. Toplama mı bölme mi yapılır? Tabii ki de önce yapılan işlem bölme işlemi. Şunu yapacağız sonra toplamayı. 1 bölü 2'ye aynen yazdım. İkinci kez ters çevirdiğimiz için 4 bölü 3 yazıyorum ve çarpıyorum. Çarptığımızda sadeleşme var. Bunu 2'ye böldüm 1. Bunu 2'ye böldüm 2 kaldı. 1 kere 2 2. 3 kere 1 3 yapar. Bu e, bölme işleminin sonucu 2 bölü 3 çıktı arkadaşlar. Şimdi bunu bir daha 2 bölü 3 ile toplamam lazım. Başta 2 bölü 3 vardı. Yapılacak işlem 2 bölü 3 ile 2 bölü 3'ü toplamak. Paydalar eşit 2 artı 2 4. Paydamız da 3. Cevabımız 4 bölü 3 olarak bulunmuş o oldu. 20. soruda diyoruz. Burada işlem önceliğine dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Eğer önce toplamayı yaparsanız farklı bir sonuca ulaşırsınız dedik. 21. soruya geçiyoruz. Yanda hangi işlem modellenmiştir demiş. Bakın arkadaşlar burada sütun olarak 3 parçaya bölünmüş. O yüzden paydası 3. 2 tanesi pembeye boyanmış. 2 bölü 3. Yatay olarak 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. Bir tanesi maviye boyanmış. 1 bölü 3. Yani 2 bölü 3 ile 1 bölü 3'ün çarpımı olacak. Sayılar yer değiştirebilir. Onda bir sıkıntı yok. Ama sayılarımız bunlar olacak arkadaşlar. Bakın 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 yer değiştirmiş sadece. Burada doğru olarak verilmiş arkadaşlar. 2 bölü 3'ü sonra 1 bölü 3'ü başa vermiş. İkisi de olur arkadaşlar. 21'in sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. Çarpmanın sonucu zaten 2 kere 1 2. 3 kere 3 9 yapar. Sonucu da sağlamış oluyor dedik. 21'in sorumuzun cevabı da A şıkkı olması gerekiyor. Devam ettim. 112. sayfamız son sayfaya geçtim. 22. sorudayız. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. A şıkkına baktım. Bunun altında gizli bir var. 3 kere 2 6. 1 kere 6 6. 6 bölü 6. 1 tama eşit. A şıkkımız doğru arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. B'ye geçtim. Bunun altında yine gizli bir var. 2 bölü 1'i yazdım. Çarpı. İkinciyi ters çeviriyorum. 3 bölü 4. Çarptığımızda sadeleşme var. Bu 2'ye bu 2'ye böldüm 2. Iki. Bunu 2'ye böldüm 1. 1 kere 3 3. 2 kere 1 2. 3 bölü 2 yaptı. Bakın B'de de bir sıkıntı yok. Doğru. C'ye geçelim. Burada tam sayılı birleşiğe çevirdiğimizde 8 kere 5 40. 2 daha 2 daha arkadaşlar. 42. Bu 42 bölü 5 çarpı 10 bölü 1. Onun altında gizli bir var. Sadeleşiyor. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2. 42 çarpı 2 84. 1 kere 1 1. 84 bölü 1 de 84 tam eşit. O zaman C de doğru. E geriye yanlış olan tek şık D kalmış oldu. Onu da yapalım. Bunun altında gizli bir var. 7 bölü 5 çarpı 14 bölü 1 ters çevrildiğinde 1 bölü 14. Burada sadeleşme var. Sadeleşme var. Bakın 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 2. 1 çarpı 1 1. 5 çarpı 2 10. 1 bölü 10 ama burada 10 demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı şey değil. 10 bölü 1 olsaydı olurdu. Ama 1 bölü 10 ile 10 aynı şey değil diyoruz. O yüzden yanlış olan cevabımız değişik olması gerekiyor dedik. 23. soruya doğru geçiyoruz. Burayı temizledim. 23'e bakalım. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur demiş. Bakın buradaki işlemleri yapacağız büyüklük küçüğüne göre sıralanmış doğruluğuna bakacağız. Yapalım. 2 bölü 1 bölü 3. Evet. Bunu hemen şurada çözelim yanda işlemleri. 2 çarpı ters çevirdim. 3 bölü 1 yapar. O da çarptığımızda 2 kere 3. 6 bölü 1'den 6 yaptı. İkinci işlemi yapıyorum. 3 çarpı ikinciyi ters çevirdiğimizde 2 bölü 1 yapar. 3 kere 2 6 bölü 1 yaptı. O da 6 yaptı. Bakın ikisi de 6 çıktı. O zaman bu iki ifade birbirine eşit olması gerekiyor. Şuraya eşittir gösterelim. Şuraya eşittir koydum arkadaşlar. Burada büyüktür değil eşittir olması lazım. O yüzden A şıkkımız yanlış. B'ye geçtim. Burada payda eşitlenmesi lazım. Burayı 2 ile burayı 5 ile genişletiyorum. 2 kere 3 6 bölü 10. Burası 5 bölü 10. Toplandığında arkadaşlar 11 bölü 10 yaptı. Şimdi B'nin ilk kısmını yaptım. İkinciye geçiyorum. Bunu bileşik kese çevirdim. 1 kere 3, 3. 1 ekledim. 4 bölü 3 çarpı. İkinciyi ters çeviriyorum. 3 bölü 2. Bu işlemi yaptığımızda sadeleşmeler var. Bunu 2'ye böldüm. 1. Bunu 2'ye böldüm. 2. Bunu 3'e böldüm. 1. Bunu 3'e böldüm. 1 kaldı. 2 kere 1, 2. 1 kere 1, 1. 2 bölü 1'den 2 cevabına ulaştım. 2 mi tam mı büyük? 11 bölü 10 mu arkadaşlar? Tabii ki de 2 tam daha büyük. Bu basit kesir. 1 tamdan daha küçük. O zaman bu ifademiz pardon 11 bölü 10 tam 1 tamı ufaktan geçmiş. Bu 2 tama ulaşmış. Yani bu ifade daha büyük. Burada da zaten öyle demiş. 11 bölü 10 daha küçük 2 tamdan demiş. B şıkkımız doğru bir cevap arkadaşlar. 2 tam daha büyüktür 11 bölü 10'dan. Bize de doğruyu sorduğu için B şıkkında doğruya ulaşmış olduk diyoruz. C ve D'de de işlemleri yaptığınızda arkadaşlar yanlış olduğunu görmüş olacaksınız. B şıkkının doğruluğunu göstermiş olduk. Çok fazla işlem olduğu için C ve D'yi ekstradan yapmamıza gerek yok. Çünkü çok yerde yok. Bu şekilde her yeri kalabalık işlemle uğraştırmayalım. B şıkkın doğru olduğu için C ve D'yi çözmemize gerek kalmadı arkadaşlar dedik. 24'e geçiyorum. 12 tane 1 bölü 18'in toplamı... 10 sayısının 1 bölü 5'inin kaç katıdır demiş. Bakalım. 12 tane 1 bölü 18'in toplamı arkadaşlar. 12 ile 1 bölü 18'i çarparak da bulunabilir. 12 ile 1 bölü 18'i çarparsanız 12 tane 1 bölü 18 toplamış olursunuz. Bunun altında gizli bir var. Sadeleşiyor. Bunu 6'ya böldüm. 3. Bunu 6'ya böldüm. 2. 2 çarpı 1. 2. 1 çarpı 3. 3. 2 bölü 3 sonucuna ulaştım. Diyor ki 10 sayısının 1 bölü 5'inin kaç katına eşit? 10 sayısının 1 bölü 5'ini bul demiş. Onun da 1 bölü 5'ini alıyorum. Burada gizli bir var. 5, 5'e bölündü 1, 5'e bölündü 2. 2 kere 1, 2. 1 kere 1, 1'den. 2 bölü 1 çıktı. Yani 2 tam çıktı. Bu sayı bunun kaç katıdır demiş. Yani 2 bölü 3'ü de 2'ye bölerek kaç katı olduğunu bulmamız isteniyor. Son işlem. 2 bölü 3 bölü 2 yapmamız isteniyor. Kaç katı olduğunu sormuş. Birinci kesir aynen yazılır 2 bölü 3 çarpı. İkinci kesir 2 bölü 1 ters çevrilir. 1 bölü 2 olur. Çarpıldığında ikiler sadeleşiyor. Bunu 2'ye böldüm 1. Bunu 2'ye böldüm 1 olur. 1 çarpı 1 1. 3 çarpı 1 3 olur. 1 bölü 3 katına eşittir. Diyoruz arkadaşlar sorumuzun cevabı olarak. Burada bakın ifadelere dikkat etmek lazım. 12 tane 1 bölü 18'in toplamı 12 çarpı 1 bölü 18'de bulunur. Onun 1 bölü 5'i çarpma ile bulunur. Bu bunun kaç katıdır dediğinde 2 bölü 3'ü de buna bölmemiz gerekir. Böldüğümüzde de 1 bölü 3 katına eşit olduğunu tespit etmiş olduk diyoruz 24'ün sorunun cevabı olarak. 25'in soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledik. 16'nın içinde tane 1 bölü 8 vardı. Kutucuktaki ifadede verilen noktalı yere kaç yazılmalıdır demiş. Bakın 16'ın içinde kaç tane bu olduğunu bulmak için bölme yapmanız lazım. 16'yı bölüyoruz. 1 bölü 8'e. Bunun altında gizli bir var. 16 bölü 1'i aynen yazdım. İkinciyi ters çeviriyorum. 8 bölü 1 oldu. Ve çarpıyorum. 16 çarpı 8. 128 yapıyor galiba. Hemen hesap edeyim. 6 kere 8 48 elde var. 4. Doğru 128 yaptı. Paydamız da 1. Yani cevabımız 128 tane olmuş oldu. Bu bölme işleminin sonucunda boşluğa 128 gelmesi gerekiyor dedik. 25. sorunun cevabı olarak. 26. soruya geçtim arkadaşlar. Ona bakalım. 1 bölü 24 kesinin çeyreği kaçtır demiş. Çeyrek demek 4, 4'e böl demek arkadaşlar. Ya da 1 bölü 4 ile çarp demek. İkisi de aynı sonuca ulaştırır sizi. 1 bölü 24'ün çeyreği demek 4'e böl demek. Birinciyi aynen yazdım. İkincisi 4 bölü 1'i ters çevirdiğimizde 1 bölü 4 yapar. Bu ifadeyi çarpacağız. Çarptığımızda 1 kere 1 1. 24 çarpı 4 96. 1 bölü 96 sayısına eşittir. Çeyreği diyoruz arkadaşlar. 26'ın sorumuzun cevabı da bu şekilde bulunmuş oldu. 27'ye geçtim. Burayı temizliyoruz. 27'ye bakalım. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemleri açıklayınız demiş. Tahminde arkadaşlar sayıyı yarıma yakın, tama yakın veya e, sıfıra yakın yuvarlayarak işlem yürüteceğiz. Mesela A şıkkında 13 bölü 25 yarım ifadeye yakın arkadaşlar. Yarıma yuvarlanacak. Çünkü 25'in yarısı 12 buçuk. Tam yarım bu ifade. O yüzden bu ifadeyi yarıma yuvarladım. 1 bölü 2 1 bölü 3 ile çarpıldığında 1 kere 1 1 2 kere 3 6 yani bunun tahmini cevabı 1 bölü 6 çıkması gerekiyor. A şıkkında 13 bölü 25'i 1 bölü 2'ye yuvarlamış oldum. B'de de benzer mantık var. 15'in yarısı 7.5 burada da 7 yani bu ifade de yarıma yakın. O yüzden bunu yarıma yuvarladım 1 bölü 2. Bundan 1 bölü 4'ü çıkarıyorum. Payda eşit değil buraya 2 ile genişlettiğinizde 2 bölü 4 eksi 1 bölü 4 oldu. 2/4'ten 1/4 çıktığında 2'den 1 çıktı 1. Paydamız da 4. ikincinin cevabı da 1/4 olarak bulunmuş oldu diyoruz arkadaşlar. A'yı ve B'yi bu şekilde çözdük. İkisini de 1/2'ye yuvarlamış oldum. Yarıma. C ve C'yi çözeceğim. Bu biraz kaydığı için silerek çözeceğim arkadaşlar. Siz buradaki işlemi durdurarak tamamlayabilirsiniz. C'ye geçtim. Bu da 16/17 pay ve payda birbirine yakınsa veya eşitse arkadaşlar bir tam diyoruz. O yüzden bu ifade bir tama yuvarlandı. 1 bölü 4 ile 1'i toplayacağız. Bunun altına gizli bir yazdık. 4 ile genişletiyorum. 1 bölü 4 aynen yazıldı. Bu 4 kere 1 4. 4 kere 1 4'ten 4 bölü 4 oldu. Topladığımızda 4 artı 1 5. Paydamız da 4. 5 bölü 4 olarak da C şıkkımızın cevabına ulaşmış olduk tahmini olarak. Burada da 16 bölü 17'yi bir tama Yuvarlamış olduk. Ç'ye geçtim. Ç'de de arkadaşlar yine yuvarlama var. Burada 99 bölü 200'ü yuvarlayacağız. 200'ün yarısı 100 yapar. Burada da 99 yani yarıma çok yakın. O yüzden 1 bölü 2'ye yuvarlandı bu ifade. 1'i böl dedi 1 bölü 2'ye. Birinciyi aynen yazıyorum 1 bölü 1. Çünkü bunun altında gizli 1 var. Çarpı ikinciyi ters çevirdim. 2 bölü 1 yapar. 2 kere 1 2, 1 kere 1 1'den 2 bölü 1 yani 2 tama eşit olmuş oldu. Ç şıkkımızın sonucu tahminen diyoruz. Burada da sayıları en yakın ifadeye 1 bölü 2'ye veya tama yuvarlayarak tahminlerimizi yapmış olduk diyoruz. Ve 28'in soruya doğru geçiyoruz arkadaşlar. Kalemimizi açalım. Son 3 sorumuz artık problemlerle alakalı. Hemen orayı çözelim. Kırmızı kalemimizi açtık. Ali Bey'in 1200 TL'si vardır. Ali Bey parasının önce 1 bölü 3'ünü 3'te 1'ini sonra kalan parasının 4'te 3'ünü harcıyor. Ali Bey'in kaç TL'si kalmıştır? Şimdi 1200'ün 1 bölü 3'ünü harcadıysa 1 bölü 3 ile çarpmanız lazım. Sadeleşiyor ya da 1200 çarpı 1 1200 3 kere 1 3 1200'ü 3'e böldüğünüzde 400 yapar. 400 TL'sine harcadı. Sonra kalan parası dedi. 1200'den 400'ü çıkarıyorum. 1200 eksi 400. Geriye arkadaşlar 800 TL'si kalır. Bunun da 3 bölü 4'ünü harcadı. Yeterli yer olmadığı için alttan devam edeceğim. Sizler bir deftere veya bir kağıda yazabilirsiniz. 8'in 3 bölü 4'ünü alıyorum. 8 800 çarpı 3 2400. 4 çarpı 1 4. 2400'ü 4'e böldüğünüzde de 600 TL yapar arkadaşlar. Bunu daha harcadı. Kaç TL'si kalmış diyor. 800 TL'si kalmıştı. 600 TL daha harcadı. Çıkardığımızda 0, 0, 200 TL geriye kalan miktar oldu arkadaşlar. 1200'ün 1 bölü 3'ünü buldum. Sonra kalan parayı buldum. Kalan paranın 3 bölü 4'ünü buldum. Ve en son kalan parasını bulmuş olduk. 28'in sorumuzun cevabı da 200 TL olarak bulunmuş oldu diyoruz arkadaşlar. 29'un soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. 240 sayfalık bir kitabın önce 1 bölü 4'ünü sonra kalan sayfaların 5'te 1'ini okuyan Ahmet kitabın kaç sayfasını okumuştur? Yukarıdaki soruya çok benzer bir soru. 240'ın 1 bölü 4'ünü bulacağız. Çarpacağız yani. 240 çarpı 1, 240. 4 kere 1, 4. 240'ü 4'e böldüğünüzde 60 yapar. 60 sayfa okudu. Sonra kalan sayfaların dediği için 240'tan 60'ı çıkarıyoruz. 0, 4'ten 6 çıkmaz. 14'ten 6 çıktı. 8, burası 1 kaldı. 1 aşağı geldi. 180 oldu. 180 sayfa kaldı. Bunun da 1 bölü 5'ini okuduğu için 180'in de 1 bölü 5'ini alıyorum. 180 çarpı 1, 180. 5 kere 1, 5. 180'i 5'e böldüğünüzde 36 var arkadaşlar. 36 sayfa daha okumuş kaç sayfasını okumuştur diyor. 60 sayfa ilk gün okudu. ikinci gün 36 sayfa okudu. İkisinin toplam sayfasını sormuş. 66, 36, 6, 6, 3 daha 9, 96 sayfasını okumuştur şeklinde. 29'un sorumuzun da cevabını vermiş oluyoruz dedik. Ve 30. sorumuz olan son soruya doğru geçiyoruz arkadaşlar. Yine burayı durdurarak sizler tamamlamalarınızı yapabilirsiniz. Son sorumuz bir pastanın 4 bölü 7'si ya da 7 bölü 7'de 4'ü 8 öğrenciye eşit olarak paylaştırılıyor. Buna göre her bir öğrenci pastanın kaçta kaçını alır demiş. 4 bölü 7'lik kısmı 8 kişiye paylaştırılıyorsa o zaman yapılacak işlem arkadaşlar bu ifadeyi 8'e bölmek gizli bir var altında. Birinci kesre aynen yazıyorum çarpı ikinciyi ters çevirdiğimizde 1 bölü 8 yapar. Bu iki ifadeyi çarpıyoruz. Ters çevirip çarptık çarptığımızda 4 çarpı 1 4 7 kere 8 56 cevabımız 4 bölü 56 oldu. Her bir öğrenci 4 bölü 56'lık kısmı yer. Bunu da sadeleştirebilirsiniz isterseniz. 4'e bölünüyor arkadaşlar. Testlerde genelde sadeleşmiş hali olur. 4'e böldüm 1. 4'e böldüğünüzde 14 şeklinde sonucu olabilirsiniz. Yani 1 bölü 14'lük kısmını yediğini tespit etmiş olursunuz diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Doğru sadeleştirdik değil mi? Evet doğru sadeleştirdik. 112'deki kısma kadar olan ünite değerlendirmeyi de bitirmiş olduk. Bu videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.